Merhaba arkadaşlar ben OBD. Bugün bugün çok yeni bir konuyla baş başayız. Limit konusunu anlatacağım size arkadaşlar. İnşallah bakalım. Evet limit ne demektir? Öncelikle bunu ifade etmek için şöyle bir e, ben koordinat düzeni çizeyim sizler için. Şöyle bir grafik alalım tamam mı? Şöyle fonksiyon geliyor. Şöyle yapalım. Bu şekilde bu A olsun mesela. A olsun A noktası. Şimdi deriz ki biz x'ler bakın x ekseni burası zaten. A'ya sağdan yaklaşalım. Tamam mı? A'ya sağdan yaklaşıyorum. Biz buna sağdan yaklaşım diyeceğiz. Sağdan yaklaşım. Sağdan yaklaşırken arkadaşlar x'ler A'ya sağdan yaklaşırken y'ler kime yaklaşıyor diye bakacağız. Y'ler kime yaklaşıyor? Mesela diyelim ki biz şuradayız. Tamam mı? Buradayken işte y değeri atıyorum k olsun. Sağdan şöyle yaklaşıyorum A'ya doğru. Şu şekilde geliyorum bakın. Sağdan yaklaşıyorum. Bu ne oldu? İşte diyelim ki M oldu. Sağdan biraz daha yaklaşıyorum. Ne oldu? İşte atıyorum N oldu. Sağdan yaklaştım 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 ve A'ya geldim. Geldiğimde geldiğimde Y'ler kime yaklaşmış olsun? İşte atıyorum S'ye yaklaşmış olsun. O yüzden biz deriz ki X'ler A'ya sağdan yaklaşırken, sağdan yaklaşırken Y'ler de S'ye yaklaşıyor diye söyleyebiliriz. Tamam mı? Tekrar ediyorum. X'ler A'ya sağdan yaklaşırken, yaklaşırken Y'ler de dikkat edin. Y'ler de kime yaklaşıyor? Gördüğünüz gibi S'ye yaklaşıyor. Yani A, S noktasına bakarsanız eğer, A, S noktasına bakarsanız sağdan yaklaştığımda S'ye ulaşmış oluyorum. İşte biz buna sağdan limit diyeceğiz. Ve sağdan limiti gösterilme şu şekilde olacaktır arkadaşlar x a'ya sağdan yaklaşırken bakın artı işareti varsa bu sağdan yaklaşım demektir. x'ler a'ya sağdan yaklaşırken y'ler de yani fx'ler de kime yaklaşıyormuş? L1'e yaklaşıyormuş. L1'e yaklaşıyormuş. Peki. Diğer taraftan mesela şöyle bir şey alalım. Sallıyorum. Şöyle bir fonksiyon alalım. Bu da B olsun. Tamam mı? Bu sefer de x'ler B'ye soldan yaklaşsınlar. B'ye soldan yaklaşsınlar. Şöyle yaklaşıyorum. İşte burası mesela ne olsun? K1 noktası olsun. Yaklaşıyorum sağdan doğru buraya geldik diyelim. Burası ne olmuş olsun? M1 noktası olmuş olsun. Soldan doğru geliyorum B'ye. X'ler B'ye bakın x ekseni yani burası. X'ler B'ye soldan yaklaşıyor. Yaklaştığında burası ne olmuş olsun? İşte S1 olmuş olsun. O zaman biz deriz ki X'ler B'ye soldan yaklaşırken bakın soldan yaklaşırken Y'ler de Y'ler de kime yaklaşıyormuş? Bakın S1'e yaklaşıyormuş değil mi? O yüzden biz bunu göstermiş şu şekilde söyleyeceğiz. X'ler A'ya ya da B'ye neyse. A'ya soldan yaklaşırken soldan göstereyim. Eksiyle gösterilecek şu şekilde. Y'ler de kime yaklaşıyormuş? L2'ye yaklaşıyormuş şeklinde söyleyeceğiz. Evet. X'ler... A'ya sağdan yaklaşırken cevap L1 çıktı. X'ler A'ya soldan yaklaşırken cevap L2 çıktı. Ben buradaki B'yi tamamen örnek olarak gösterdim arkadaşlar. A'ya aynı ifadeye sağdan ve soldanlara baktığımız zaman L1 ve L2'lere baktık. Sonuçları bulduk. Eğer L1 ile L2 eşit çıkıyor ise L1 ile L2 eşit çıkıyor ise biz deriz ki X eşittir A noktasında limit vardır deriz. Tamam mı? Ne zaman? L1 ile L2 eşitse limit vardır diyeceğiz. Ve bunu gösterirken de limit x a'ya giderken f(x) yani x'ler a'ya yaklaşırken f(x) yani y ne oluyormuş? L1 aynı zamanda L2. Çünkü L1 L2 birbirine eşitmiş diyeceğiz. Ama L1 ile L2 L1 ile L2 eşit değil ise arkadaşlar limit yoktur dememiz gerekiyor. Anlaştık? Bunları soru üzerinde yaparsak daha iyi e, olacaktır diye düşünüyorum. Hadi gelin bakalım. Şimdi A şıkkında diyor ki limit x 3'e sağdan yaklaşırken y'ler kime yaklaşıyor diyor. Peki x eşittir 3 burası bakın. x eşittir 3 burası. Ben bunu iyi görmek için şöyle bir x eşittir 3'ten çizgiyi çekiyorum. x'ler 3'e sağdan yaklaşıyor. Sağdan yaklaşıyor. Peki y'ler kime yaklaşıyor? Bakın şu şekilde bakabilirsiniz. Buradan geldik şöyle. İşte buradan yaklaşıyorum şu şekilde. Yaklaşıyorum şu şekilde. Yaklaştık yaklaştık yaklaştık. 3'e ee, e geldiğimiz anda şu mor çizgiye geldiğimiz anda y'ler kime yaklaştı? Bakın gördüğünüz gibi 4'e yaklaştı. 3'e 4 noktasından bunu görebilirsiniz. 3'e sağdan yaklaştığımız zaman cevabımız 4'müş. İsterseniz bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Fonksiyon şöyle 3'e doğru yaklaşıyor. Tamam mı? 3'e doğru yaklaşıyor. 3'e doğru yaklaştığımızda y'ler kime yaklaşıyor? Bakın gördüğünüz gibi 4'e yaklaşıyor. Şeklinde de düşünebilirsiniz. Evet diğer taraftan x'ler 3'e soldan yaklaşırken x'ler 3'e soldan yaklaşırken fx kime yaklaşır yani y'ler kime yaklaşır x ekseni burası 3'e soldan yaklaşıyorum fonksiyonun üzerinden geliyorum bakın fonksiyonun üzerinden geldim 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 şu 3'e doğru yaklaşıyorum yaklaştım 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 y'lere dikkat edin y değerlerine dikkat edin y'ler aşağıdan doğru geliyor y'ler aşağıdan doğru yaklaşıyor kime yaklaştığını bulacağız x'ler 3'e geldiği anda Kime yaklaşmışız biz? 4'e yaklaşmışız. E gördüğünüz gibi sağ limitte sol limitte 4 çıktı. Sağ limitle 3 noktasındaki sağ limitle 3 noktasındaki sol limitten bahsediyorum tabii ki. Kalkıp da 3 noktasındaki sağ limitle 1-1 noktasındaki sol limitten bahsetmeyeceğiz karşılaştırırken. Şu ikisi birbirine eşit çıktığı için arkadaşlar. 3 noktasındaki limitler birbirine eşit çıktığı için deriz ki 3 noktasındaki fx eşittir 4'tür diyebiliriz. Tamam mı? Evet Geçiyorum ee, diğer bir noktamıza. O da eksi 1 noktasıymış bakın. Eksi 1'e sağdan yaklaşacağız. Eksi 1 burada. Eksi 1 burada olduğu için şöyle bir çizgi çekelim şuradan tamam mı? Şöyle sağdan doğru geliyorum. Eksi 1'e kadar geleceğiz. Fonksiyonun üzerinden doğru geliyorum. Geliyorum. Eksi 1 noktasına sağdan yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum yani pembe çizgiye kadar gel diyor arkadaş bize. Yaklaşıyorum yaklaşıyorum yaklaşıyorum. X'ler eksi 1'e yaklaştığında Y'ler kime yaklaşmış oluyor? Bakın. Hop 1'e. Tamam mı? Cevabımız 1. Diğer taraftan e, X'ler eksi 1'e soldan yaklaşacak. Eksi 1'e sol. Bakın sol taraftan doğru geliyorum. Fonksiyon şöyle geliyor. Şöyle ilerliyorum. Şöyle ilerliyorum. İlerliyorum. Pembe çizgiye kadar geleceğim. Geldiğim anda geldiğim anda eksi 1'e soldan yaklaştığım anda Y'ler kime yaklaşmış? Gördüğünüz gibi 1'e yaklaşmış. İkisi de eşit çıktı. O zaman deriz ki limit x eksi 1'e giderken fx artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki cevap 1'dir. Tamam mı? Sağ limitle sol limit birbirine eşit çıkıyorsa cevap 1'dir. Tamam mı? Daha doğrusu ikisi de 1 çıktığı için 1'dir. Yani illa ki ikisi de eşit çıkınca cevap 1 olacak anlamına gelmiyor. Sonuç kaç çıkıyorsa o noktadaki limit 1'dir. Şeklinde e, odur. Yani L1 ya da L2 şeklinde söyleyebiliyorsunuz. Evet. Daha devam edeceğiz. Bakalım. Daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum şimdi. Diyor ki 2'deki limitini bulunuz. 2'deki limitini bulunuz. Peki 2'deki limiti bulacağım da ben. Ee, bunun için ne yapmam gerekiyor? Sağ limit ve sol limitine bakmam gerekiyor. Şimdi başlıyorum. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken y'ler kime yaklaşıyor? Y'ler kime yaklaşıyor? Bunu bulacağız. Hemen <laughs> x eşittir 2 burası bakın. Şöyle çizdim ben bunu. Fonksiyon. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. X'ler 2'ye geldiği anda ki geldik. Y'si kaçmış arkadaşlar? Bakın y'ler kime yaklaştı? 1'e. Peki limit x 2'ye soldan yaklaşırken y'ler kime yaklaşıyor? Bunu tespit edeceğiz. 2'ye soldan yaklaşacağım. 2 burası bakın. X'ler 2'ye yaklaşacak. Şöyle geliyorum, 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 geliyorum. Geldiğim anda y'ler kime gelmiş oldu? 1'e gelmiş oldu. Sağ limitle sağ limitle sol limit birbirine eşit çıktı. Yani 1 oldu. O zaman diyoruz ki 2 noktasındaki limit vardır ve de 1'dir. Tamam mı? Şimdi eksi 4 noktasını istiyor bizden. Bu A şıkkıydı. B şıkkına gelelim. Ee, yine eksi 4 noktasına sağdan yaklaşacağım. Sağdan yaklaşıyorum. FX yani yerler kime yaklaşıyor? O zaman biz gelin şöyle eksi 4 noktasındaki çizgiyi çizelim daha iyi görmek için. Şimdi fonksiyon üzerinden geliyorum ben. Sağ taraftan geliyorum. Sağ taraftan yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Eksi 4'e kadar gideceğiz. Yaklaştık, yaklaştık, yaklaştık ve geldik. Şu anda pembe çizgiye geldik gördüğünüz gibi. Y'ler kime gelmiş oldu? 3'e gelmiş oldu. Bunun cevabı arkadaşlar 3'tür. Evet hemen bir de sol limitine bakalım. Eksi 4'e soldan yaklaşacağız. Eksi 4 burada. Sol taraftan geliyorum bakın şu şekilde. Şöyle geleceğiz. Soldan yaklaşıyorum. Soldan yaklaşıyorum. Geldim, 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 geldim. Y'ler. Şimdi bakın ulaştığım anda Y'ye bakıyorum. Y'si kaçmış bunun? Gördüğünüz gibi 4'müş. E bakın sağ limitle sol limit birbirine eşit değil. O yüzden deriz ki eksi -4 noktasında limit yoktur diyeceğiz artık. Anlaştık? Güzel. E, dikkat ederseniz e, sağ ve sol limite bakmak zorundaydım ben burada. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar e, şurada şöyle işaretler var aslında. Hani fonksiyon geliyor şu şekilde ya. Şimdi bu e, işaret aslında kritik nokta anlamına geliyor. Kritik nokta anlamına gelir. Kritik nokta varsa eğer o zaman sağ ve sol limitine bakmak durumundayız biz. Tamam mı? Sağ ve sol limitine bakacağız kritik noktada. Mesela şurası da kritik nokta. Gördüğünüz gibi şöyle gelmiş bir boşluk var. O yüzden biz sağ ve sol limitine bakmak zorundayız. Eğer kritik nokta değilse direkt fonksiyonun e, normal fonksiyonlarını yaptığımız gibi düşünebilirsiniz. Bakın x eşittir 0. 0 noktası burası. Bir kritik noktamız var mı? Yani şunun gibi işaretler bunun gibi işaretler var mı? Yok. O zaman diyorsunuz ki normal fonksiyon okurmuş gibi x'i yerine yazıyorsunuz. Yani f0'ı bulmaya çalışacaksınız. x eşit x 5'e giderken ve burada gördüğünüz gibi kritik bir nokta yok. Yani içi boş olan bir nokta yok şu şekilde. Ee, o zaman direkt 5'i yerine yazıyorsunuz. Hiçbir problem yok. Yani aslında F0 artı F5'i soruyor size. F0, F0 kaçmış bakın. F0 gördüğünüz gibi 2'ymiş. E, ee, F5 ise F5, X'lerden 5 seçtim de Y'si gördüğünüz gibi 0'mış. 2 artı 0'dan Cevabımız 2'dir diyoruz C şıkkı için. Yani burada sağdan soldan bakmaya gerek yok. Ne zaman sağdan soldan bakacakmışım? Kritik nokta ol varsa eğer o zaman sağdan soldan bakmak zorundayız. Peki kritik nokta nedir? İşte grafikte şöyle işaretler ya da ne bileyim şöyle işte işaretler gördüğünüz zaman bu bununla da arkadaşlar kritik noktadır. Evet devam ediyorum. Yine bir başka soru x eşittir 5'teki limit nedir? x eşittir 5'e baktığımda arkadaşlar x eşittir 5'e baktığımda kritik nokta. O zaman sağdan soldan yaklaşacağım. Biraz hızlanıyorum artık. Limit x 5'e sağdan yaklaşırken y'ler kime yaklaşır? Yani fx ne olur? x'ler 5 burada bakın. x eşittir 5 burada. Sağdan yaklaşıyorum. Fonksiyonu görüyorsunuz zaten. Şu fonksiyonlar şunlar kırmızılar. Sağdan doğru geliyorum 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 geliyorum. Ve 5'e ulaştığım anda y'sine baktığımda y'si kaçmış? 4. Peki soldan yaklaşalım bir de soldan yaklaşalım. Soldan yaklaştığımda x eşittir 5'e soldan yaklaştığımda şu şekilde geliyorum geliyorum geldim ve cevabım gördüğünüz gibi E, ee, Bunlar birbirine eşit değil. O yüzden diyoruz ki x eşittir 5'te limit yoktur. Ve 3'e geliyorum. 3'e geldiğimde e, limit x 3'e sağdan yaklaşacağız. Çünkü kritik noktadan bahsediyor gördüğünüz gibi kritik nokta. 3'e sağdan yaklaşıyorum şimdi. Sağdan yaklaştığımda sağdan şöyle geldim, şöyle geldim, böyle devam ediyorum. Sağdan yaklaştım, ulaştım 3'e. Cevabım gördüğünüz gibi 4'müş. Evet, şimdi soldan bakacağız. Limit x 3'e soldan yaklaşırken bakın şöyle 3'e soldan yaklaşıyorum. Şöyle geldim, geldim, geldim ve cevabım yine 4'müş. İkisi de birbirine eşit çıktığı için 3 noktasındaki limit kaçtır diyebiliriz? 4'tür diyebiliriz artık. Evet eksi 2 iki. eksi 2'ye geldik c şıkkı limit x eksi 2'ye sağdan yaklaşırken eksi 2'yi çiziyorum şu şekilde çizdik ee, sağdan yaklaşalım bakalım fonksiyon şu şekilde geliyor geldi 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 2'ye ulaştığımız anda eksi 2'ye ulaştığımız anda sağ taraftan cevabımız eksi 1'miş arkadaşlar tamam mı? Haydi bakalım. Eksi 2'ye soldan yaklaşırken fx'ler kime yaklaşıyor onu bulalım. Eksi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Şu şekilde geliyorum, 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 geliyorum. Geldim dedim ve cevap 4'müş diyoruz. Bunlar da birbirine eşit çıkmadığı için limit arkadaşlar. Eksi 2 noktasında da yoktur. Ve f 6 yani x 6'ya giderken. 6 şurada bir yerlerde gördüğünüz gibi. E 6'ı şöyle uzattığım zaman kritik bir nokta mı? Hayır değil. ...o zaman direkt cevabım F6 olacak arkadaşlar. F6. Ee, peki F6 kaçtır? Bakın şöyle geliyorum. Hop. Karşına Y'deki karşına baktığınız zaman cevap 4'müş diyoruz. Bu kadar basit. Tamam mı? Bu da değişikliğiydi. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. O da şu. Limitin olmadığı yerlere dikkat ederseniz... 2 ve 5'te limit yok. E, grafiğe bakacak olursanız... ...fonksiyon bakın. X2 ve 5'teki grafiğe bakacak olursanız... Şöyle gelmiş. Tamam mı? Aşağı atlamış. Tamam mı? Aşağı düşmüş fonksiyon ve buradan devam etmiş. 3 noktasında limit vardı 4'tü. Bakın şuradaki boşluk boş olması, tanımsız olması e, limitin olup olmayacağı anlamına e, gelmez. Yani bu yani bizi ilgilendirmiyor. Yani sizin ilgilendiğiniz nokta limitin olup olmadığını ilgilendiren nokta şudur. Bakın fonksiyon gelmiş aşağı atlamış. İşte aşağı atladığı için X2'de limit yoktur diyebilirsiniz. Özetle yani. Sonra böyle devam etmiş. 5 noktasına geldiği zaman aşağı atlamış ve devam etmiş. Yani demek istediğim şu. Atlama zıplamaların olduğu yerde arkadaşlar limit yoktur. Mesela fonksiyon geliyor. Hop böyle devam ediyor. Yukarı çıkmış devam etmiş. Ya da ne bileyim fonksiyon böyle gelmiş. Hop böyle gidiyor. Mesela burada da limit yoktur. Ama şöyle gelip şöyle bir daire çizip. Şöyle devam ettiyse burada arkadaşlar limit vardır diyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 noktasında da bundan bahsettik, tamam mı? Yani işte hemen limitin olup olmadığını anlamak için şu atlamaların, zıplamaların olduğu yerlere bakmanız yeterli olacaktır. Hızlı çözmek için tabii ki, tamam mı? Şimdi devam edelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet, aşağıdaki limitlerin değerlerini bulunuz diyor arkadaşlar. limitin girmediği konu yok. Yani kökün içine girer, mutlak derin içine girer, üstü fonksiyonlara girer tamam mı? Üstten fonksiyonlara girer, işte logaritmaya girer, sabit fonksiyona girer. Yani x yerine direkt 1 yazıyorsunuz. Olayımız bu. x yerine 1 yazdığınız zaman 10 çarpı 1 eksi 1. Cevabımız kök 9 gelecek. Yani 3'tür. x yerine 3 yazıyorum. 3 yazdığım zaman 3 eksi 4 artı 9 artı 1 geliyor. Buradan eksi 1'in mutlak değeri artı onun mutlak değeri gelecek. Yani buradan bir buradan 10 cevabımız 11. X eksi 1'e giderken diyor limit x eksi 1'e giderken e, fx yani şu fonksiyon kime yaklaşıyor? X yerine arkadaşlar eksi 1 yaz diyor arkadaş. Eksi 1'in karesi artı 1 yazdık. E, buradan 3'ün karesi yani 9 geldi x yerine 1 yaz diyor. x yerine 1 yazdığım zaman logaritma 3 tabanında x yerine 1 yazdığımız zaman 8 kere 1 8 artı 1'den 9 geldi. 3 tabanında 9. Yani logaritma 3 tabanında 3'ün karesi 2 başa geçer. 2 başa geçti. 3 tabanında 3 kaldı. O da zaten biliyorsunuz ki 1'dir. 2 çarpı 1'den cevap 2 olur. x yerine 100 yaz diyor ama yazacak bir değer yok. Çünkü bu sabit bir fonksiyon. Cevap arkadaşlar direkt 5'tir. X yerine 11 yazıyor ama burada X yerine 11 yazacak bir X değeri yok yani sabit fonksiyondur yani cevap direkt 3'tür cevabımız buradan da 5 artı 3'ten 8 gelir diyoruz bu kadar basit limit her yere girebilir evet geliyorum bir başka soruya hemen e, yine limit arkadaşlar buradaki f'in içine de girecek hemen yazıyorum yerine X yerine 2 yazdığım zaman 3 çarpı f 2 artı 1 eşittir 7'ymiş. X yerine 2 yazdık. 3 F2 eşittir 6. F2 eşittir. O zaman 2'dir diye söyleyebiliriz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman F2 eşittir 2. X yerine 2 yazıyorum. G2 eksi 3 eşittir 5'miş. G2 o zaman 3'ü diğer tarafa attığımız zaman artı olarak geçeceği için G2 de 8'dir. Peki. Peki. Hemen bunları gördüm. Diyor ki bunlara göre, bunlara göre limit e giderken, x 5'e giderken, x'ler 5'e giderken şu ifade kime yaklaşıyor diye soruyor. x yerine 5 yazdığımda 5 eksi 3'den şöyle yazayım hadi. 5'in karesi bölü 2 çarpı 5 eksi 8 değil mi? E, artı 5 şeklinde yazdık. Burası f2 oldu. Artı 25 Burası 2 kere 5'ten 10 eksi 8'den g2 artı 5 geldi. Okey. F2 zaten 2 idi. Bakın 2 artı 25 oldu. G2 zaten 8 de 8 artı 5 oldu. Ve cevabım 27 bölü 13 çıkar arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Anlaştık. Güzel. Şimdi bir önceki sorudan farklı olarak bu soruda şunu inceleyeceğiz. Bakın, e, limit x 4'e sağdan yaklaşırken diyor. 4'e sağdan yaklaşmak demek yani şu şekildedir. Mesela 4 burada. Sağdan yaklaşıyorum ya. Yani x'ler 4'ten daha büyük değerler alarak geliyor. Mesela 4.5, 4.4, 4.3, 4.2 tamam mı? Böyle değerler alarak geliyor. Yani 4'ten daha büyük değerler alarak geliyor. 4'e sağdan yaklaşması demek sayı doğrusunu düşündüğünüz zaman değil mi? 4'e sağdan yaklaşmak demek 4'ten daha büyük değerler alarak geliyor. Peki yerine yazdığım zaman şöyle bir şey oldu. f 4'e sağdan yani xler 4'e sağdan yaklaşırken f kime yaklaşıyormuş? 1'e. Bunu yerine yazdığımız zamansa f 4 eksi şu şekilde soldan yaklaşırken xler 4'e soldan yaklaşırken ee, o zaman bu da 2 oluyormuş diye yorumlayabiliriz. Şimdi bu soruya gelecek olursak X'ler 2'ye sağdan yaklaşırken şöyle bir ifade var. 2 sağı yerine yazdığım zaman 2 artı şöyle artı 2 oldu. Değil mi? Artı şöyle bir şey oldu. Peki bunun sonucu kaçtır? Bakın burası 2 iki artı 2'den zaten 4'tür. Peki 4'e sağdan mı soldan mı oldu? Şimdi arkadaşlar şurası mesela bunu anlamak için buraya dikkat edin. 2'ye sağdan demişiz ya biz buraya değil mi? Atıyorum burası 2.1 olsun. Hani sağdan yaklaşıyorum ya. 2'ye sağdan yaklaşmak demek ne demektir? 2'den daha büyük bir değer alacak. Atıyorum 2.1. Değil mi? İstersen 2.5 de. Yani fark etmez. Sadece bunu görmek için değer vereceğim. 2.1 verdiğin zaman 2.1 artı 2'den cevap 4.1 olur. Yani 4'ten daha büyük değil mi? 4'ten daha büyük çıktığı için demek ki 4'e sağdan yaklaşıyor demektir. Yani 4'ten büyük olması demek 4'e sağdan yaklaşması anlamına geldiğini söylemiştim. Evet. Artı. Şimdi yine bakın 2 artı var. Yani 2.1 diyelim mesela yine aynı şekilde. 6 eksi 2.1 dediğimiz zaman arkadaşlar burası ne oluyor? 3.9 gibi bir şey çıkıyor. Yani sonuç olarak ne olmuş oluyor? 3.9 çıktı. Bu değeri niye veriyorum ben? Yani burası aslında 4'e soldan yaklaştı anlamına geliyor. Yani 3.9 şurada bir yerlerde biliyorsunuz ki. Yani 4'ten daha küçük olduğu için aslında değil mi? 4'ten 4'e soldan yaklaşıyor anlamına gelmiş oluyorum. Peki bunları tespit ettim öyle. F4 artı kaçtı? 1'di. F4 eksi kaçtı? 2'ydi. 1 artı 2'den cevabım arkadaşlar 3 çıkacaktır. Evet bol e, konuşmanın az işlemin olduğu bir ders gördünüz. Şu anda limit konusunda Limitle devam edeceğiz arkadaşlar. Daha iyi anlamaya çalışacağız. Öğreneceğimiz birkaç şey var. Aslına bakarsanız yani limit çok eksildi. Yani eski müfredata göre çok eksildi, seyreldi. Kafanız rahat açıkçası. Yani önceden daha da sıkıntılı bir konu diye düşünüyorum. Yani zor bir konu değil. Yani biraz pratikle bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Evet, görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki videoda arkadaşlar hoşça kalın.